vel hikmete. Hikmet dediği de Peygamber-i Zişanımızın yaşayışı, sünneti. Hazreti Habibullah'ın aleyhissalatü vesselamın bütün yaşayışı, harekatı, davranışı bizatihi hikmetin ta kendisi. Hikmet. Avrupalı ilim adamının yazısında gördüm. Bakın söyle diyor. Her cihette tabii. Her cihette. Haccı sadece göz planında, akıl planında, ilim planında izah etmiş bu adam. Diyor ki hacca çağırdığı zaman insanları Hazreti Muhammed diyor. Hacca çağırdığı zaman bir takım sistemler, şekiller ortaya koymuş. Nedir o? Geleceksiniz memleketlerinizden daha Mekke'ye girmeden. Hacı kardeşlerimiz bilirler. Mekke'ye girmeden mikat denilen yerler var. Mikat. Belli yerler var. Dünyanın neresinden gelirse gelsinler, belli kamplarda, belli merkezlerde hemen toplanıyorlar. Toplanma kampları, mikatlar. O mikatta tepeden tırnağa Müslümanlar yıkanıyorlar. Tırnaklarını kesiyorlar, saçlarını kesiyorlar, güzel kokular sürünüyorlar. Memleketlerinden getirdikleri elbiseleri çıkarıp bu torbaya koyuyorlar. Ondan sonra dikiş bulunmayan, nakış bulunmayan, beyaz renkli iki parçalı ihram giyiyorlar. İhram. Nedir bu? Niçin böyle oluyor? Neden böyle oluyor diye araştırdım diyor Batılı. Araştıran adam da Fransız ilim adamlarından, doktorlarından Pasteur. Pasteur diye bir adam. Pasteur. Gördüm ki diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu usulü ne kadar harikuladedir diyor. Ne kadar harika. Niye? Dünyanın dört bir tarafından gelen adamlar yollarda, arabalarda, o zaman araba yok tabii, develerin sırtında, katırların sırtında, atların sırtında gelen insanlar, o hayvanlardan, yollardan, hanlardan, etraftan, dit, dit denilen hayvan, de, dit, pire, dit, bir takım mikrop taşıyan hayvanları, diti, pireyi getirebilirler, onları Mekke'ye sokmadan, Hazreti Peygamber diyor, onları karantinaya alıyor, karantina. Temizliyor, yıkıyor, tırnak kesiyor, saç kesiyor, tertemiz ediyor. Memleketten getirdikleri elbiseleri alıp, üzerinde dikiş bile bulunmayan ihramı giydiriyor diyor. Ne hikmet. Acaba niçin dikiş bulunmuyor diyor. Neden dikiş, dikiş olsa ne olur? Göz doktorların tespitine göre diyor, bitler, pireler en fazla elbisenin dikişlerinin altında bitler ürerler diyor. Bit üremesin, pire olmasın, bitin üremesine imkan olmasın diye ihram denen elbisede dikiş yasak edilmiş diyor. Hikmet. Karantina nizamı. Hiçbir hastalık Mekke'ye girmesin diye dışarıdan gelenleri toplama kamplarında bekletiyor, yıkıyor, temizliyor, elbiselerini alıyor, dezenfeksiyon sistemi dezenfekte ediyor, tertemiz Mekke'ye sokuyor. Ta 1400 sene evvel karantina nizamı ve dezenfeksiyon sistemi aynen geliyor. İşte aynen ayet-i kerimede ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete, hikmet. Sonra diyor ki beyaz olmasını istemiş diyor Hazreti Peygamber ihramın. Beyaz elbise olacak. Hacılar ihramı beyaz beyaz giyecekler. Niçin bu beyaz? Her ne kadar bunun çok manası varsa da diyor, ben kendi açımdan tabii o maddeci adam, fizikçi bir adam, doktor adam, göz planında inceliyor meseleyi. Ve tabii onun da payı var. Neden ihramın beyaz olduğunu diyor, araştırdım, gördüm ki diyor, Arabistan çok sıcak diyor. Çok sıcak. Güneş oraya tepeden geliyor. Dünyanın ortası ekvator oradan geçiyor. Güneş çok tepeden, çok dik geliyor. Güneşin ışınları, ışıkları, harareti çok tepeden ve dikine geldiği için elbise beyaz olduğu zaman güneşin ışıkları beyaz elbiseye vuruyor, yarısı geriye yansıyor, aks oluyor. O hacılar, Müslümanlar diyor, güneşin hararetinden fazla tesir almıyorlar.
ziyanın, güneşin ışıklarının yarısı bu beyaz renge vurup geriye gidiyorlar, yansıyorlar diyor. Çünkü siyah renk diyor, ışığı daha çok alır. Siyah renk ışığı çabuk çeker. Beyaz renk yansıtır, kabul etmez, yarısını dışarıya verir diyor. Fiziki bir mesele haline getirir. Ondan sonra ihramla tertemiz Mekke'ye girdikten sonra tıraş olmak yasaklanıyor diyor. Tırnak kesmek yasaklanıyor. Bir tane saç çekemezsiniz. İhramı giyip de Mekke'ye girdikten sonra ister şaşırsın ister şaşırmasın, ister bilerek ister bilmeyerek bir Müslüman hacı ihramı giydikten sonra şöyle kafasından kasıtla bir tane kılı çekse alsa ceza olarak bir deve kesecek Cenab-ı Hakk'ın karşısında. Ceza. Kıl koparmak yasak. Ağaç koparamazsın, sıyırıp hiçbir hayvanı avlayamazsın ihram giydikten sonra. Hepsi yasak oluyor. Neden bunlara lüzum var diye araştırdım diyor. Pastör buldum diyor. Bahusuz hiçbir hayvan öldürmeyeceksin. İhramı giydikten sonra hiçbir hayvan, hacı hiçbir canlı mahlukatı öldüremez. Zararlı olmadık tabii. Kendisini parçalayacak duruma gelmedikçe hiçbir hayvanı öldürmeyecek. Av avlamak yasak vesaire. Ağaç yapraklarını koparmak yasak. Hiçbir canlıyı öldürmeyeceksin orada. Özellikle bir Müslümanda bit denilen hayvan görülse bile o Müslüman o biti öldürmeyecek. Eliyle alıp başka bir yere koyacak, katiyen öldürmeyecek diyor. Pastör diyor ki Allah Allah, bit niçin öldürülmesin ya? Bu biti, bir Müslüman üzerinde bir bit gördüğü zaman bunu niçin öldürmesin? Ama başka yerde öldürsün ama peygamber ihramlıyken, Mekke'deyken, içerideyken öldürmeyin diyor. Niçin acaba? Zararlı hayvan, pis hayvan, belalı hayvan. Neden ihramlıyken, Mekke'deyken öldürmeyin demiş? Niçin araştırdım diyor. Hey şanlı Muhammed, sen bütün doktorların babasısın diyor. Aynen şöyle izah ediyor. Meğer diyor gördüm ve tespit ettim ki o küçük bit denilen hayvan, öyle basit görmeyin, dünyada kan emen hayvanların başında bit geliyor diyor, kan emen. Yeryüzünde yalnız iki mahlukun kanını emiyor bit. Birisi insanın kanını, birisi de maymunun kanını. Bir bitin ancak iki mahlukun kanını emdiği ilmen sabit olmuştur diyor. Yalnız insanın kanını emiyor. Bir de maymunun kanını emiyor. Onun midesi, onun hazım cihazı yalnız insanın kanıyla maymunun kanını hazmedebiliyor. Tavşanın kanını ona içirdik, derhal öldü diyor. Yaşamıyor. Tavşan kanı, keçinin, davarın, insanla maymunun haricinde hangi mahlukun kanını emerse dik ölüyor, yaşayamıyor. Ancak insan kanıyla. İlahi nizam öyle şey. Böyle olunca bu insanın kanını emen dik bir hastalık taşıyor diyor. İsmine tifüs derler diyor. Tifüs, tifüs hastalığı. Belalı bir hastalık. Böyle sari, yani yayılıcı, çabucak yayılan, insanları mahveden bir hastalık. Tifüs hastalığı. Bu tifüs mikrobu bitin kanında bulunuyor diyor. Bir bit girip de bir insanı ısırırken ona tifüs hastalığını aşılamıyor. Yani ısırmakla, kanını emmekle kimseye tifüs hastalığı aşılamıyor. Ya nasıl aşılıyor? Eğer o biti, o canlı biti öldürdüğünüz zaman onun vücudundan fışkıran kan bir vücudun sıyrığından, çatlağından, yırtığından içeriye girerse o zaman tifüs yayılıyor diyor. O bit ısırdığı zaman yayılmıyor, bit kan emdiği zaman yayılmıyor. Bitin bünyesindeki kan o bit öldürüldükten sonra dışarıya fışkıran kandan yayılıyor. Öyleyse bu kanın fışkırmaması için, tifüsün yayılmaması için bitin mutlaka öldürülmemesi lazım orada diyor. Tifüs hastalığının yayılmaması için bundan başka çare yoktur. Muhammed bunu nereden bilmiştir? Ne şanlı bir doktordur diyor adam. Hikmet. Hakikaten bunu ben de burada İstanbul'da dindar, mümin, Müslüman
doktor abilerimize, doktor olan kardeşlerimize sordum, bana kitap da verdiler. Tıp fakültesinin bulaşıcı hastalıklar adındaki kitabında da aynen gördüm. Diyor ki bir bit ısırmakla tifüs hastalığını yaymıyor. Ancak o bit insanı ısırırken eliyle öldürdüğü zaman vücudunda toplanan kan dışarıya saçılıyor, yayılıyor. Dışarıya saçılan kan, kanın içindeki tifüs mikrobu o vücudun ısırılmakla delindiği noktadan, gözenekten giriyor, insan hastalanıyor. Öldürülmediği müddetçe bir şey olmuyor. Hani kan dışarı çıkmadığı müddetçe. İhramlıyken Mekke'de öldürülmesin demesinin sebebi, bir kişi orada tifüs hastalığı yakalanırsa, sari, bulaşıcı hastalıktır, bütün Müslümanlar kırılabilir. Tedbir olarak, temkin olarak, orada bitin hususiyeti öldürülmemesini bu açıdan diyor Muhammed yasaklamış diyor. Ne hikmet ne hikmet diyor. Aleyhisselatü vesselam. Hangi açıdan bakarsanız kardeşlerim, hangi noktadan bakarsanız bakınız, göreceksiniz ki hakikaten Resul-i Zişanımız Efendimiz Kitabullah'ı talim ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duası muktezasınca. Kendisi de bizatihi yaşamakla, bizatihi hayatıyla, sünnetiyle, adabıyla, muaşeretiyle, tam manasıyla hakim olan Allah'ın hikmetini ortaya koyuyor.